Artık Ayşe yok. Sen Kodeste'sin. Sevgili Ayşe ablacığım mezarda. Durum bu. Yalan. Yalan söylüyorsun. Ölmedi Ayşe abla, yalan. Sen bilirsin. İstiyorsan ölmedi farz et. Ha bu arada. Kızım bana emanet. Merak etme. Git buradan. Çık git. Zaten burada kalacak değilim. Senin bu leş kokulu deliğinde. Ama haber vereyim dedim. Bu yaptıkların hesabı bir gün sorulacak sana. Bu yaptıklarını affetmeyecek Allah. Allah günahlarını affetmeyecek. Lanet olsun sana. Pişman olacaksın. Bütün bu yaptıklarına pişman olacaksın. Pişman olacaksın. Ne oluyor burada? Ben de bilmiyorum. Görüş bitmiştir, çıkabilirsin. Zavallı. Hesap verecekmiş. Çok beklersin. Çünkü o delikten asla çıkamayacaksın. Ne oldu? Görüşte bayıldı. Ben bir bakayım. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Evet, dinliyorum. Şu Söğüttepe ve Erzene mahallesindeki uyuşturucu satıcılarının isimlerini buluyorsun bana. Tamam, halledeceğim. Dikkatli ol. Kimseye de bahsetme. Tamam, merak etmeyin. Erkut abi, acaba bir hastaneye falan mı gitsek ha? Ben dayanamıyorum acısına. Yok yavrum yok, çok büyük bir şey değil Murat, sıyırmış. Genç adamsın oğlum, şimdi hastanede polisi molisi uğraşmayalım Murat. Ya ne bileyim abi. Hani belki daha kötüye gider diye söyledim. Yok. Şimdi çıkınca ben alırım eczaneden sargı bezi falan, pansuman falan yaparız, hallederiz biz onu. He? Sık dişini biraz, hadi koçum. Sana. Yok bir şey Şeydam, iyiyim. Küçük bir iş kazası diyelim ya. Ya nasıl yok bir şeyin, sen yaralanmışsın. Ya yok be yavrum. Küçük bir yara işte. Ya, ya bu nasıl oldu, bunu kim yaptı? Ya güzelim. Uzun hikaye ya. Anlatırım sonra. Ya kalk. Kalk hastaneye gidelim. Yok yok. Hastaneye falan gerek yok. Biz hallederiz. Tamam. Hadi o zaman bana gidelim.
Ben de biraz yatıp dinlenirsin. Hem giderken bir eczaneye de uğrarız. Ne gerekiyorsa alırız. Sana mı gidelim? Tamam. Hadi. Hadi kalk, gir koluma. Yalnız Erkut abi. Babama söyleme bıçaklandığımı, tamam mı? Üzülmesin. Tamam koçum, tamam. Sen merak etme. Kalk hadi, kalk. Melek. Melek, beni duyuyor musun Melek? Ayşe abla. Ölmedi. Ayşe abla ölmedi. Yalan söylüyor. Ölmedi Ayşe abla. Melek. Melek. Geçti. Güvendesin Melek. Bitti Melek. Doğru değil. Ölmedi. Ölseydi Zeynep söylerdi. Ayşe abla. Ayşe abla. Gözlerini kapamadan önce yanındaydım. Ayşe abla bana birini emanet etti. Bitmeden önce bana küçük bir kız emanet etti. Bu kimseye anlatamadım, anlatamayacağım bir şey. Çok ağır bir yükün altındayım sanki. Selim Elif'in kim olduğunu biliyor. Benim de kim olduğumu bilmeli. Ve ondan neden uzak kalmaya çalıştığımı. Erkut'u değil, kendimi dinlemem lazım. Amca, hoş geldin. Bu ne güzel karşılama böyle. Sen de gelsene Elif'ciğim. Yerim ben sizi, yer. Elif, ayakkabılarını sevdin mi? Rahat mı? Hı hı, çok rahat. Hem ayaklarım da sıcacık. Gelin bakalım. Nereye gittiniz? Ayşe teyzeye gittik. Ayşe teyzenin mezarını ziyaret ettik. Neyi yaptınız? Ona çiçek götürdük. Çizdiğimiz resimleri bıraktık. Dua ettik. Aferin. Nerede kaldı lan bu çocuk? Arada ettiği de yok. Ne? Kendini eve mi kapadın Zeynep Hanım? Babanı görmek istemiyor musun yoksa? Ders çalışıyorum.
Kalk git lan şuradan bana çerez çekirdek bir şeyler al. Ev tam takır kuru bakır. Ev demeye de bin şahit ister ya. Ders çalışıyor. Bence gidip kendini alabilirsin. Nasılsa yapacak başka işin yok. Sen bana fosla mı koyuyorsun lan? Öyle olsun bakalım. Şu yatırımcıdan gelecek para elime bir değsin. O zaman sen evi göreceksin. Baba, ne olur biz de seninle kalalım. Diye ayaklarıma yapışacaksın, ayaklarıma. Sen cevap verme bakalım. Bunları daha iyi günler. O keriz beceremez diye korkmakta haksız mıymışım abi ha? Al işte gördün. Oğlum, arabanın sahipleri çıkmış gelmiş. Çocuk ne yapsın kardeşim? Bunun başına patladı işte. E sen ne söyledin peki? Ne sanıyor şimdi? Ne diyeceğim birader? Çaldırmışsın sen arabayı dedim. Harbi mi? E inandı mı? İnanacak tabii oğlum. Ödü kopmuş zaten çocuğun ya. Oğlum tam süzme salak çıktı lan bu çocuk. Sus fena. Erkut oğlum var ya biraderim senden korkulur. Helal sana. Sonra baktım bu lavuklar arabanın başında duruyor. Dedim daha alın gidin lan buradan. Alın voltanızı. Tabii adamlar iki kişi. Bir tanesi geldi arkadan yakaladı beni. Sonra ben de çaktım buna bir tane. Yapıştı yere. Diğeri de göz açıp kapayıncaya kadar geldi taktı bıçağı. Ne olduysa orada oldu. Neyse be yavrum. Yine bununla kurtulduğumuza da şükür. Hani daha fazlası da olabilirdi. Eyvah. Babam arıyor. Canım yani daha ne kadar gizleyeceksin ki zaten. Alo baba. Neredesin lan sen? Babam Müslüm neredeyiz? Kafede oturuyoruz. Ne zaman geleceksin? Ya gelirim baba. Sen merak etme tamam. Çok geç kalma ha. Tamam. Hadi görüşürüz. Şeyim yok. Melih'i soracaktım ben. Nesi var? Görüş sırasında bir kadınla görüşürken bayılmış. Neden? Ne olmuş ki? Birinin öldüğüm haberini almış galiba. Ah kimmiş acaba? Ay yoksa kızı olmasın? Yok değil. Bir ara sayıkladı Ayşe abla diye. Sakinleştirici bir iğne yaptım. Birazdan kendine gelir. Ayşe'nin öldüğünü öğrenince nasıl şok oldu bir görsen. Yalan söylüyorsun diye bağırdı durdu. Gerizekalı. Sonunda layık olduğu yerde. Bunları öyle sinsi planlar yapıp o kızını buraya göndermeden önce düşünecekti. Madem gönderdi sonuçlarına katlanacak. Arzu Emiroğlu'nu hafife almak neymiş? Öğrenmiş oldu. Seninki salonda Tuğçe. Annen burada yediğini görürse çok kızar. Kızmaz işte. Ben burada Elif'le birlikte yemek istiyorum. Ben seni bekliyorum Tuğçe. Thank you.
Bakıyorum yeni tarzına alışmışsın. He, sen bir de bana sor. Ay çok fena, bunlarla yürüyemiyorum. Öyle ördek ördek yürüsen tabii olmaz. Ay yok, nefesim daralıyor. Tabuta girsem daha iyi. Ay tövbe tövbe. Tövbe tövbe, şeytan kulağına kurşun. Sok şu gömleğini içeri. Ya aç şu yakanı da biraz. Kim dedi sana sonuna kadar ilikle diye? Bak, göğüs dışarıda, karın içeride yürüyeceksin, tamam mı? Ben nasıl servis yapacağım böyle ördek gibi? Bak. Göğüs dışarıda, karın içeride. Kiraz teyze. Bak, Selim amcanın bana aldığı kıyafetler çok rahat. Hem sıcacık da tutuyor. Sen de böyle giysen. Oy, gülüm benim. Kiraz teyzen kurban olsun sana. Ya hadi, yap şu dediklerimi. Bak sonra kendini rezil ediyorsun. Ali Hanım gelip bana kızıyor. Yine bir gün böyle masada oturuyoruz. İpek tutturdu. Et yemeyeceğim de et yemeyeceğim. Vejetaryen olacağım ben. Artık nereden öğrendiyse. Bir yandan Aliye Hanım, bir yandan Kenan. Ne dil dökmüşlerdi. Siz o zaman çocukluktan beri tanışıyorsunuz Kenan abiyle. Tabii canım. Kenan benim çocukluk aşkımdı. Böyle hayran hayran bakardım ona. Hatta siz anlamıştınız değil mi anneciğim? Ay, öğrendiğinde ne kadar utanmıştım. Kenan'ın da bana gönlü vardı ama naz yapıyordu biraz. Yeter ama artık. Özelimizden bahsetmemden pek hoşlanmıyor da. Size afiyet olsun. Böyle bir günde. Ferahiyeciğim gelmiş. Ne yapalım, kızın içini mi karardım? Yok anam. Ben ne böyle yürüyebilirim ne de böyle giyinebilirim. Kiraz teyze, çok güzel yürüyordun. Olmuyor gülüm, olmuyor işte. Bu saatten sonra Victoria'nın mankeni olmayacağım herhal. Sen de Emiroğulların mankeni olursun canım, fena mı yani? Gülün siz, gülün. Al şu kitabı. Kalk. Koy kafana. Kafanda kitapla yürümeye çalış. Dikkatli ol. Aç bakayım ağzını. Şimdi Şeydam, hani böyle filmlerde kahramanlar en son mutlu olur ya, hani bizimki de o hesap mı oldu? Bırak sevzekliği de aç ağzını. Çorban soğuyor. Vay be Şeydam.
Kaderde senin elinden çorba içmek de varmış ha. Şu Erkut abinin atkısı değil mi? Ha, o mu galiba? Ne işi var burada? Ay, hani geçenlerde gelmiştiniz ya birlikte. Herhalde o günden kaldı. Doğrudur. Yalnız var ya şeyden, bu Erkut abi çok kral adam ha. Ya kocaman arabasını çaldırdım. Adam bir kelam etmedi bana ha. Hani ben de böyle bağırır çağırır falan sanıyordum. Ya hayatım, ya bir şey söyleyeceğim. Sen artık oto yıkamanın dışındaki işlere bakma sanıyorum. Niye ki? Arabayı çaldırdım diye mi böyle söylüyorsun? Ay yok, yok o yüzden değil de yani onlar senin işin değil ki. Ya iyi de güzelim. Hani teslimat da bizim işimizin bir parçası. Ya Erkut abi işin var sen yapar mısın dedi. Ben de arabayı gittim götürdüm. Dur. Yoksa Erkut abi senin gözün tutmadı mı? Yok canım ne alakası var? Yani ben senin için söylüyorum. Ya güzelim sen rahat olsana. Sorun yok. Hani bir şanssızlıktır başımıza geldi. Yoksa senin sevgilinin elinden her iş gelir ha. Kenan Emiroğlu. Evet, burası. Zarfı vardı. Buyurun. Şuraya bir imza alabilir miyim? Kenan Bey size gelmiş. Tamam, sağ ol. Baba. Çaylar hazır. Aa, koy oğlum. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ben geliyorum. Söyle. İstediğiniz satıcıların isimleri hazır Melih Bey. Tamam. Şimdi müsait değilim. Bana mail at. Tamam. Birazdan gönderiyorum. Kim aramış seni? Bir arkadaşım. Şey danıştı. Anladım. Bakalım beni tehdit eden gizli numara kime aitmiş? Şakir Öztürk. Olamaz. Ayşe
fırsatla ölmüş olamaz. O kadın yalan söylüyor. Allah'ım ne olur doğru olmasın. Bir an önce sabır olsun. Zeynep gelene kadar nasıl dayanacağım ben? Şeyler yok mu ya? Dolapta sütlaç vardı. Ben şimdi hazırlarım. Tamam tamam. Ben alırım. Anlamam. Kenan Bey'e az önce zarf geldi. Ne zarfı? Nereden gelmiş? Savcılıktan gelmiş. Savcılıktan mı? Allah Allah. Neyle ilgili acaba? Gonca, sen bana bir kahve yap. Bu Arzu'nun ayarı fena kaçmış, ben sana diyeyim. Hayır, Ayşe ablanın ölümü beni bile ne kadar üzdü. Kadın gelmiş, yok Kenan da benden hoşlanırdı, yok bilmem ne. Aman biz bilmiyoruz sanki Kenan abinin geçmişini. Tamam Feraye, boş ver. O oldu mu olası sevmez zaten Ayşe ablayı. Onun kiminle arası iyi ki? Doğru söylüyorsun. Melih'i de sevmiyor zaten. Hep bir ima, laf sokuşturma. Ay aman bırak, onu kim sevsin Allah aşkına? Kenan da bana boş değildi ama naz yapıyordu. Yani biz de inandık. Ne oldu? Ne istedin? Sana kahve yaptım. Koy şöyle, içelim birazdan. Bu ne hayatım? Savcılıktan geldi. Ayşe ablanın davasıyla ilgili. O dava kapanmadı mı? Hayır, kapanmadı. Ona çarpanın kim olduğunu öğrenmediğim sürece bu dava kapanmayacak. Kenan, şüphelendiğin bir şey mi var? Bana gelen isimsiz telefonlarla bu olay arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Ne alakası var canım? Aynı gün, aynı saatte isimsiz bir telefon tarafından aynı mekana çağrılıyorum. Bunların tesadüf olduğunu kimse bana söyleyemez. Ha bu arada gelmişken yemekteki tavrın hiç hoş değildi. Bazen kim olduğunu, nerede olduğunu unutuyorsun. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. O neydi öyle ya? Of, tamam Kenan. Yine başlama. Bir artı bir doğalgaz sobalı bodrum katlı 300 lira. Yok ya. Ne işim var bodrum katında? İllallah geldi sefaletten ben. Şöyle katta sıfır, geniş, ferah bir ev istiyorum. Paramız mı yok? Var. İki güne geliyor nasıl olsa. Heh. Bak bu güzelmiş ya, bu olur. 3+1, ikinci kat, 120 metrekare kombili, güney cephe 1300 lira. Aa iyi ya. Dur şunu bir arayayım bakalım. Alo, iyi akşamlar. Ya kusura bakmayın, akşam akşam rahatsız ediyorum. Bu gazetedeki ev ilanı ile ilgili aradım da. Tutuldu mu acaba, durumu nedir? Ha anladım, tutulmadı diyorsunuz yani. Ha iyi, ya ben bir gelip görmek isterim. Hani beğenirsem tutmak istiyorum. Kaporayı da en uygun zamanda, yani en kısa zamanda veririm. Ya para sıkıntımız yok ya, para sıkıntımız yok. Ha? Oldu. Tamam o zaman. Ama bakın sakın kimseye vermeyin ha. Benden telefon bekleyin. Tamam mı? Oldu. Tamam oldu hadi. Hey be. Kusura bakma yenge. Şimdi seninle uğraşamam. Açmıyor aptal. Nasıl
nasıl bir tehlikenin içinde olduğunun farkında bile değil. Seni uyarmak için arıyorum Sersem. Sen yanarsan ben de yanarım. Oraları iyi. Leş gibi her taraf. Aramızda mapusla tatil yerini karıştıranlar var herhalde. Ha? Otur sen otur. Sıra sana da gelecek. Melek ziyaretçin var. Zeynep. Kesin Zeynep geldi. Maşallah. Ziyaret eden edene. Zeynep. Ablacığım ne olur bana yalan de. Anlamadım abla, neden bahsediyorsun? Arzu geldi buraya. Arzu mu? Ne dedi peki sana? Doğru mu Zeynep? Ayşe abla. Ayşe abla öldü mü? Hayır. Hayır olamaz, hayır. Ablacığım. Hayır. Hayır. Olamaz. Olamaz. Ablacığım. Ablacığım. Ayşe abla. Nasıl olur? Neden Zeynep? Nasıl? Bana niye söylemedin? Nereye gidiyorsunuz hanım? Kenan belli ki bu Ayşe davasının peşini bırakmayacak. Benim Veysel'le konuşmam lazım. Eğer o gerizekalı yakayı ele verirse ben de yanarım. Telefonunuza çıkmıyor mu hala? Yok. Ben gidip bir bakacağım. Sen annem çıkınca bana haber ver. Kimse bir şey görsün istemiyorum. Tamam. Olursa ben ne yaparım? Neden? Neden söylemedin bana? Ablacığım ben de inan bilmiyordum. Tesadüfen öğrendim. Ayşe ablayı aramıştım. Çiftlikte çalışan başka bir kadın açtı telefonu. O söyledi bana da. Ne olmuş peki? Nasıl olmuş? Ben de tam bilmiyorum. Bir kaza olmuş sanırım. Kimseye görünmeden cenazesine gittiğimde öğrendim. Allah'ım nasıl olur bu? Ablacığım. Ablam. Bak sen güçlü durmak zorundasın. Ayakta durmak zorundasın. Kızın için. Elif'imiz için abla. Düşünsene sana da bir şey olursa Elif ne yapar? Elif'im. Elif'im orada tek başına. Abla ben de sana onu... Aslında çiftlikte... Zeynep. Ablacığım kızımı al oradan. Çıkar çiftlikten. Ama... Zeynep bak... O kadın gözümün içine baka baka tehdit etti beni. Kızıma bir fenalık yapmadan... Al onu oradan yalvarırım. Kurtar kızımı. Ablacığım söz ver bana. Alacaksın kızımı. Babam evdeyken Elif'i nasıl alırım ben? Zeynep. Tamam abla. Tamam. Babamın evde olduğunu nasıl söylerim ben Melek ablaya?
Ulan Murat. Feneri kim bilir nerede söndürdün. Ne arıyor, ne haber veriyor eşek sıpası. Parayı biz alalım, kaporayı biz verelim. Murat Bey alem yapsın. Ulan bunun polisi var, İdris'i var. Ümüğümü sıkarlar şerefsizim ya. Neyse kimseye görünmeden bir gidip geleyim. Aa, ne oldu? Bir yarama dokunayım dedim, acıdı. Ay acır tabii yani. Niye hep dokunuyorsun? Bırak mikrop kapacak. Neyse yavrum. Artık ben babamla daha fazla papaz olmadan yavaştan gideyim. Gitme. Biraz daha kalsam. Nasıl yani? Sen şimdi bana gitme mi diyorsun? Yani şey, birazcık daha dinlen canım. Gidersin dükkana. Ama güzelim, benim gidip bu konuyu babamla yüz yüze konuşmam lazım. Ay canım, konuşursun, baban kaçmıyor ya. Birkaç gün sonra gidersin. Nasıl yani? Burada, senin evinde mi? Yani ne olacak canım? Sen burada yatarsın işte. Gülüm benim be. Var ya, sen olmasan ben ne yapardım ya? Canım ablam benim. Nasıl kaldıracaksın bütün bunları? Daha sana Selim'i anlatamadan, babamların eve yerleştiğini söyleyemeden. Of! Nasıl alacağım ben Elif'i çiftlikten? Bana bakın. Şimdiden söyleyeyim. Geçen seferki gibi yaramazlık yapacak olursanız, özellikle de sen Tuğçe, aldığım gibi geri getiririm. Bir daha gezdirmeye falan götürmem. Haberiniz olsun. Uslu duracağınıza söz veriyorsunuz yani. Duymadım. Söz. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Ben siz nereye? Gezmeye. Sen de gel hala. Şaka yaptım anacığım. Siz gidin. Tadını çıkan ama amcaya yüzmek yok, tamam mı? Söz verdik. Islı duracağız. Aferin size. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ali Hanım çıktı. Selim Bey de çocuklarla beraber çıktı. Güzel. Ben de çıkayım o zaman. Sen bana bir taksi çağır. Tamam. Nasıl olur anlamıyorum. Sapasağlam kadın nasıl bir anda ölür? Benim annem... Ablam her şeyimle teslimi. Olmadık birinden, olmadık bir anda öğreniyorum bir de. İçim öyle acıyor ki. Allah rahmet eylesin Melek. Ama onun da vadesi bu kadarmış demek ki. Allah kalanlara, sizlere uzun ömür versin. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Ayşe ablanın yokluğuna nasıl dayanacağım? Bunu neden sakladılar ki benden, neden? Hırpalama ama kendini bu kadar. Demek ki seni üzmemek için söylememişler. Hem içerideyken nasıl çaresiz olur insan? Buna en iyi biz biliriz. Bu yüzden söylememişlerdir. Ama içime doğdu biliyor musun? Kaç gündür
Yüreğim daralıyor. Kötü kötü rüyalar görüyorum. İçime doğmuş demek ki. İnsan sevdiğinin canına zarar gelir de içine doğmaz mı hiç? Hissetmez mi? Hisseder tabii. Allah sabır versin Melek. Kardeşimi bu oyunu oynayanları bulacağım. Bunu cezasız bırakmayacağım. Evet. Söyleyin bakalım şimdi. Ne yapmak istiyorsunuz? Hazır. Biz bulduk ne isteyeceğimizi. Neymiş? Pasta yemeye gidelim. Hay hay. Siz nasıl isterseniz efendim. Emrinize amadeyim. Sonra da sinemaya gideriz belki. Bugün tamamen sizin. Siz ne isterseniz onu yapacağım. Yaşasın. Amcaların en yakışıklısı. Baksa. Çıkacağım ben. Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Zeynep. Ne oldu sana böyle? Çok çaresizim Gülnur. Çok. Korkutma beni. Kötü bir şey mi oldu? Arzu diye bir kadından bahsetmiştim sana, hatırlıyor musun? Şu Selim'in yengesi olan kadın mı? Hı hı. Ne olmuş ona? Melek ablanın yanına gitmiş. Nasıl yani? Hem o nereden duymuş ki? Bilmiyorum. Duymuş işte bir şekilde. Sen bunun için mi sıkıldın? Gülnur, Melek ablaya Ayşe ablanın öldüğünü söylemiş. Kolay gelsin Arif. Hoş geldin Veysel abi. Murat yok mu oğlum, gelmedi mi? Yok abi, bugün hiç gelmedi. Ah ulan bu. Gene ne işler çeviriyorsun lan benden habersiz. Sen bir ortaya çık, ben sana yapacağım. Ne yapacaksın? Alacak mısın kardeşini? Nasıl alayım Gülnur? Babamla Elif'i nasıl aynı eve koyarım ben? Peki Melek ablan ne diyor? Bilmiyor. Söyleyemedim babamların evde olduğunu. Şimdi Melek abla da haklı. Kızı o kadınla aynı evde olmasın istiyor. Bir de Arzu Hanım üstü kapalı tehdit etmiş ablam. Bir anda Arzu, bir anda baban. Nasıl bir çıkmazdayım ben ya? Tabii. Sen Selim'le de konuşmadın değil mi? Söyleyemedim. Ne yapacağım ben Gülnur? İstersen Elif'i al, bir süre bizde kalsın. Yok, yani size de yük olmayalım. Olur mu Zeynep? Ne yükü? Yok Gülnur. Yani gerçekten sağ ol ama... benim kalıcı bir çözüm bulmam lazım. Bunun için tek yol var. Biliyorsun değil mi? Artık Selim'e
bütün gerçekleri anlatmanın vakti geldi. Ne işin var senin burada ya? Arıyorum, niye açmıyorsun? Konuşacak bir şeyimiz yoktu ondan. Seninle artık hiç bir hesabım kalmadı. Bence kızmadan önce beni dinlesen iyi olacak. Bana bak, bu sefer kararlıyım. Senin yüzüğün dereye bir daha girmem, tamam. Anlatacaklarımı duyduktan sonra pişman olacağın şeyler söyleme bence. Hakkında bilmen gereken önemli şeyler oluyor. Haliyle bunun ucu bana da dokunuyor. O yüzden beni dinlemek zorundasın. Zeynep'ciğim, benim derse yetişmem lazım. Kalksam olur mu? Olur tabii canım. Hadi git sen dersine. Çok sağ ol her şey için. Bak, konuştuklarımızı unutma. En doğrusu bu. Tamam? Özür dilerim Melek abla ama başka çare yok. Alo Selim. Merhaba. Merhaba. Ben şey diyecektim. Eğer vaktin varsa, yani müsaitsen, seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Kafeye gelebilir misin? Tamam, olur. Ben de oraya geliyordum zaten. Kafede görüşürüz. Neymiş hakkında bilmen gereken şeyler? Kenan. Hala Ayşe davasının peşinde. Ayşe davası? Evet. Telefon kayıtlarından seni buldu bulacak. Arkanı kollasan iyi olur. Selim Bey, hoş geldiniz. Zeynep nerede? Mutfaktaydı, gelir şimdi. Siz de oturun, ben birazdan siparişler alırım. Ben biliyorum burayı. Biliyorsun tabii. Daha önce gelmiştik buraya. Hatta Tuğçe hiçbir şey beğenmeyip kaçmıştı. Hayır amca, sen yanlış hatırlıyorsun. Ben her şeyi beğenmiştim. Asıl Elif salçalı tost diye tutturmuştu. Ya Tuğçe, doğruyu söyle. Zeynep. Aa, Zeynep abla.